Kızlar horan oynuyor, dizilmişler golgola. Kızlar horan oynuyor, dizilmişler golgola. Kurban olam kara kız, omuzunu sallama. Hayran olam kara kız, omuzunu sallama. Terk ettim Alucra'yı, şimdi beni ara kız. Terk ettim Çamoğlu'yu, şimdi beni ara kız. Tükettin sen beni, ömrün tükene. Savcılara desem sürerdin seni, hakimlere versem asardı seni. Kasaplara gitsem zalim keserdi seni. Tükettin sen beni, ömrün tükene. Tükettin rüşanı zalım, ömrün tükene. Keserdi seni.
tükettin sen beni. Ömrün tükene, tükettin ömrümü zalım. Ömrün tükene. Tükettin rüşanım, ömrüm tükene. Savcılara desem sürerdi seni. Hakimlere versem asardı seni. Asaplara gitsem zalım keserdi seni. Tükettin sen beni, ömrüm tükenen. Tükettin rüşanı zalım, ömrüm tükenen. Evet dostlar, Vizyon 58 ekranlarından şu anda dünyanın her bir tarafında bizleri izleyen bütün gönül dostlarına sevgi, saygı, hürmetler gönderiyorum. Son yapmış olduğum eserimle açmak istedim programı. Çok yeni bir eser. En son bestem. İsteklerinizi WhatsApp hattına mı atsınlar? Servetçiğim, değerli koordinatörümüz. Servetçiğim de burada canpare çalışıyor. Ekrandan geçiyorum. Can istekler. Konuklarımı almadan şu anda Sivas'ın dünyaya açılan güzel penceresi, ay yıldızlı penceresi, Vizyon 58 ekranlarında bismillah dedik bugün. İnşallah hayırlısıyla güzel programlar yapmaya çalışacağız. Sizler için evlerinize, iş yerlerinize, cep telefonlarınıza konuk olmaya devam edeceğiz. Birazdan iki tane birbirinden değerli türkülere gönül vermiş, emek vermiş kıymetli iki tane sesi huzurlarınıza davet edeceğim. Konuklarımız hazır mı arkadaşlar? Bir ilgilenin bu arada ben konuşurken. Dediğim gibi Vizyon Arsa Ofisi'nin katkılarıyla Vizyon 58 ekranlarından sizlere her salı 19.40-21.40 arası seslenmeye devam edeceğiz. Hepinize hepimize hayırlı olsun diyorum arkadaşlar. Sizlere de hayırlı olsun. Ben sizi yüreğimle alkışlıyorum, merak etmeyin. Güzel çaldınız. O zaman ben bir yine yeni bestelerimden Sivas'ımıza yazmış olduğum güzel bir türkü. O da Arap. Onu okumak istiyorum. Konuğumuz hazır olana kadar. Evet. Kızılırmak, yeşilırmak, şimdi vardı orada olmak. Olur mu hiç yâre doymak, al Sivas'a götür beni. Kızılırmak, yeşilırmak, şimdi vardı orada olmak. Olur mu hiç yâre doymak, gel Sivas'a götür beni. Götür beni, götür beni, al Sivas'a götür beni. Unutmadım su şehrini, yar Sivas'a götür beni. Müzik
tabipler bir olsa, her derdime derman bulsa, bir de zalim uyar gelse, gel Sivas'a götür beni. Lokman hekimler bir olsa, her derdime derman bulsa, bir de hayım uyar gelse, gel Zara'ya götür beni. Götür beni, götür beni İmranlı'ya, götür beni. Unutmadım su şehrini, gel Zara'ya götür beni. Götür beni, götür beni, götür beni, al köyüme götür beni, unutamam eski günleri, yar Sivas'a götür beni. Yaşasaydı, evimizde otursaydı, yollarıma bakımsaydı, yar Sivas'a götür beni. Anam babam yaşasaydı, kapımızda otursaydı, yollarıma bakımsaydı, gel Sivas'a götür beni. Götür beni, götür beni, al Sivas'a götür beni, unutamam eski günleri. Yar Sivas'a götür beni. Evet dostlar, bu da son yapmış olduğum yeni eserlerden bir tanesiydi. Bunu da seslendirmiş olalım. Konuklarımız hazır mı arkadaşlar? Hazır. Evet, şimdi huzurlarınıza çok önemli, çok kıymetli bir ustayı çağıracağım. TRT Türk Halk Müziği sanatçısı, Erzincan diyarından, Anadolu türkülerinin anası, Sabahat Aslan'ı alkışlarınızla buraya almak istiyorum. Güçlü alkışlarla. Evet, hoş geldiniz Sabahat Hanım. Korona morona derken düştük bu hallere. Şuradan size mikrofon vereyim. Arkadaşlar, evet. Mikrofonda ses var mı Yeşil'de? Sevgili yönetmenim. Az ses var gibi, az. Biraz daha olabilir. Şimdi biraz daha istiyoruz. Evet, Sabahçığım hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Zaman geçti, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Yani insanlar yaşlandıkça böyle şey yapar, aşağı doğru gider, sen güzelleşiyorsun. Bunu neye borçluyuz? Yaşlandım ama güzellendim biliyorsun. Güzelleşmişsin ya. Baksana. Yaş aldık. Maşallah. Çok teşekkür ederim. Sen güzel görüyorsun. Nasılsın hocam? Dostum. İyi misin? Teşekkür ederim canım için. Öncelikle burada bulunmak, senin konuğun olmak benim için son derece mutluluk verici. Çünkü sen nereye çağırsan gelirim. Sorgusuz sualsiz. Vizyon Türk ailesine de bu yeni program hayırlı olsun. Senin de her zaman başarılarını ben bilirim. Dilerim ki bu da yine sana yakışır biçimde, çok uzun soluklu ve güzel olur.
Senin sesine bayılıyorum zaten. Canımsın, hoş geldin. Hoş bulduk, sefa oldu. Ben senin sesine bayıldığım için sen bana bayılıyorsundur. Yani kalp kalbe karşı. İnsanlığın, dostluğun, çok güzel aile babası oluşun. Özellikle Kerkit Vadisi'nin türkülerini çok güzel seslendirmen. Ve tabii ki gerçekten yine insani yönün. Seni seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne getirdin bize? Valla bir şey söyleyeyim mi? Hep canlı yayınlarına senin soluk soluğa gelirim böyle. Evet. Biraz etrafı seyretmek için çıktım dolaştım. Hiç prova yapmadan düşünmem, aklıma ne gelirse okuyayım derim. Bugün de mesela kendi kendime düşündüm. Bana bir kirpiğin kaşına değdiği zaman söylediğimde aşık olan çoktu. Aşkları depresin diye onu söyleyeceğim. Buyurun seni dinliyoruz. Ersin'cim, sahnesiz. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin. Kirpiğin kaşına değdiği zaman. Evet arkadaşlar. Çünkü hatırla da yar beni. Ötünce hatırla.
yar beni beni. Kalbime yarayı da açan o tren. Gönlüme yarayı da açan o tren. Ötülücü hatırlarda yar beni beni. Ötünce hatırlarda yar beni beni. Oturayım mı? Ayakta mı durayım? Yoruldun mu? Yok, yorulmadım. Fistanım güzel görünsün diye yapıyorum. Fistanın çok güzel. Valla. Gökyüzü, bak, deniz. Bak, pahalı aldım. Senin için özel elbise aldım. Benim için mi aldın? Eyvallah. Harikasın. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Çalışıyoruz vatana millete. Radyoda devam. Devam. Çok TRT şükür. İstanbul Radyosu. Devam, evet evet. Öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor musun? Yani artık göl yerinden su eksilmesin diyoruz. Devam ediyoruz çok şükür. Bu arada işte müzikle sağlık hastalarımıza tedavi çalışmaları yapıyoruz. Kitap yazmaya çalışıyoruz bir yandan da. Çalışıyoruz derken kitap... Ya yıllardır yazıyoruz tabii ama... İçeriği ne? Aslında biliyorsun ben bir iletişimciyim aynı zamanda. Ben biliyorum müzik da... Müzik eğitimi dışında. Şimdi bir psikoloji ağırlıklı kitap hazırlıyorum. Hı hı. Onun yanında kendi yaşadıklarımdan yola çıkarak milletin birbirine öfke duymasını engelleyecek yöntemler nelerdir? Onun üzerinde bir kitap yazıyorum. Ne zaman çıkacak bu kitap? Kısmet olursa. Bu kitap aşağı yukarı benim 2-3 yıldır üzerine çalıştığım bir kitaptı. Ben arka arka iki ablamı kaybettim. Cümle izleyicilerimizin ömrü uzun olsun. Allah razı olsun, dostlar sağ olsun. Ara verilmişti. İnşallah bu pandemi süreci de biliyorsun her şey çok aksattı. Benim niyetim Mart-Nisan ayı geçmiş. Mart-Nisan ayında çıkarmaktı. Evet. İnşallah yeni CD ile beraber kitabı da beğenilere sunacağız. 1933 yılında da benim türküleri derleyip TRT'ye kaydedecektim. Kaydettim. Ettin mi? Kaydettim tabii ki de ama o derleme süreci çok sancılı. Senin türkülerin çok güzel. Senin türkülerini çok çalıp başkaları söylüyorlar. Sana haber vereyim. O Kırkızları ben biliyorum. Merak etme. Onlarla ilgileneceğim. Sen hemen oturuyorum Sabahçığım. Oturayım. Hangisine oturayım? Nereyi beğeniyorsan. Mavi koltuğa oturayım mı? Severim. Sen nereyi istiyorsan. Yerine mi oturdum yoksa? Yok yok yok. İstediğin yere oturdum. Sen sunucusun yahu. Olur mu öyle? Buraya oturdum. Evet. Hiç sözü uzatmıyorum arkadaşlar. Yine benim çok sevdiğim can kardeşim. Pırlanta gibi bir ses. Son yıllarda Sabahçığım dikkatle dinlemeni öneriyorum. Hatta Filiz'i mutlaka TRT'de konuk etmeni ben burada istiyorum ve sözünü senden alacağım yayında. TRT'ye çıkmalı. Çünkü Filiz hak ediyor. Çok sevdiğim, çok terbiyeli. 15 yaşından beri tanırım. 15-20 yıl önce demiştim ona, çok iyi yerlere geleceksin. Ama daha geleceğe çok o kadar iyi yerler var ki, o kadar billur gibi bir ses Sabahat. Onu dinlemeni öneriyorum. Harika bir ses. Türkiye'de de Filiz Ağar diye bir imza attı artık. Damgası var. Her yerde sevilen, dinlenen, sahne aldığı mekanları dolduran pırlanta gibi bir kardeşim. Tokat diyarından Türk halk müziğinin pırlantası Filiz Ağar alkışlarla alıyor. Thank you.
düşmem sevdiğim dünya bir yana. Arada hatrımı sor de öyle git. Sana bu er doğdu düşmez peşine. Ses kontrol. Gel 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 Filiz'im gel. Canım kardeşim. İki tane sevdiğimle başladım programı. Çok güzel. Sabahat bana hep uğurlu gelmiştir. 20 senedir. Tabii bütün programlarımı onunla başlıyorum. İşini gücünü bırakıyor, koşuyor geliyor sağ olsun. Sen büyük bir ustasın. Bu işe emek vermiş birisin. Sadece bu işin bilimsel yönünü bilmekle beraber iyi bir derlemeci, iyi bir hocasın. Çok teşekkür ederim ama şimdi sevgili Filiz de geldi. Öncelikle kutluyorum. Sesin çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bugün sizinle tanıştım. Memnun oldum. Canımsın. Kutlarım uzun zamandır türkü hançeresiyle dinlediğim çok iyi ve temiz bir ses nihayet. Çok açık söylüyorum. Çok uzun zamandan çok beri. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kim izliyor, kim izlemiyor bilmiyorum ama bana göre son yıllarda asla türkü sesi gelmiyor. Ben her yer için söylüyorum. Kendi kurumum için söylüyorum. Yani Filiz için söylediklerim de ben doğruyu mu söylüyorum yoksa? Ama sen Kelkit Vadisi'nin uzmanısın baba. Yani sana o bambuşun onu değil mi? Ben biliyorsun hem bir boğa burcuyum hem de kellemi kessen nefret de etseler benden doğruları söylemekten asla uzak duramam. Öyle bir yanım var. Bana benziyorsun. Vallahi bilmiyorum. Böylesi iyi. O yüzden iyi anlaşıyoruz ama seninle. Ama bir şey söyleyeceğim. Beden dili, psikoloji gözüyle baktığımda aceleci, hızlı. Fakat yolun açık olsun. Yürürken öyle müzikte hızlı yürüme Filiz'im. Ve bir abla olarak söylüyorum. Bu sesinin bu temizliği kalsın. Çünkü zaman içinde Allah uzun ömür verirse sen çok içinden çocuk yaşından itibaren geldin. Müzisyen kardeşlerim de bu yolları biliyorlar. Tabii ki 11 yaşından beri türkü söylüyorum. Filiz 11 yaşından beri söylersin de özünü kaybedersen türkünün isterse 1000 sene geçsin. Ha içinden ayrılmadığın için işte o yapanın içinden ayrılmadığın ben için. Filiz'e hep inandım. Hep güvendim. Bugüne kadar da boşa çıkartmadı. Ben Filiz'in çok daha iyi yerlere geleceğinden adım İnşallah. Kadar eminim. Şimdi sevgili Ruşen şöyle bir şey var. İnşallah hocam çok sağ ol. Hani Filiz'im de diyor hepimiz içinden çocukken söylüyor. Birçok arkadaşım da tabii çocukken başlıyor, küçükken başlıyor. Ben bunu hoca olarak da gözlemledim. Kendim çok iyi bir öğrenciydim. Sadece müzik alanı için demiyorum. Diğer alandaki eğitim değil ama müzik alanı için söylüyorum. Hocalarımı takip ettim ama öğrenirken insan birilerinin etkisinde, yanlış birilerinin etkisinde kalırsa o öğrenme, öğrenme değildir. Şimdi mesela hep taklit. İnsanlar hep şey söylerler. Şan çalışmak, şan çalışmak. Şan ve tekniği sesi geliştirmek için doğrudur. Ama iyi türkü okuyan birisi kalkar yanlış birinden şan çalışırsa bir daha türkü söyleyemez. Onu demeye çalışıyorum. Şimdi piyasa diye adlandırılan yer falan böyle işte aktif olan yer diyorum. Ben ona piyasa da demiyorum. Çok çok hızlı gitmemekte fayda var. Ya yani ekmek ailesi falan sanatçı kardeşlerim için ben bunu hep söylüyorum. Hep ekmektir başlıca. Ama geçinmek zorunda değiller mi? Geçinmek zorundalar. Kesinlikle geçinmek zorundalar. O gayle herkes. Gelecek kaygısı hele var. Hele pandemi sürecinde şimdi arkadaş müzisyen arkadaşlarımın çoğu müzik yapamıyor. Sahneye çıkamıyor. Bir sürü evet. Ama hazırlanacaklar. Senin arkadaşların çoğu devletten maaş aldığı için sıkıntı olmuyor da. Ya o konu yoruma kapalı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sanatçının aldığı her para hakkıdır. Gerçek eyvallah. Sanatçının. Onu biz söyleyeyim. Espri babını söyleyeyim. Tabii tabii. Evet Filiz'im. Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Hoş buldum abicim. İyiyim. Şükürler olsun. Seni konuşuyoruz. Ne yani, kadar güzel. Evet. Allah razı olsun. Abi gördüğün gibi işte çalışıyoruz. Filiz eski. Filiz yeni değil. Çok eski. Kaç sene oldu Filiz?
Yani İstanbul'a geleli 13 sene yok, oldu sahne, abi. Yok sahne. Ha sahne mi? 20 var mı? 11 yaşından beri sahneye çıkıyorum. Üstüne ekle. 24. Tamam. Harika. Tokat. Evet, Tokat. Tokat. Çok güzel. Yani çok başarılısın. Yani yaşım da şu anda belli oldu. 35 yaşım. Zaten evde kaldım. Bir şey olmaz. Evet, neler yapıyorsun dedik. Çalışıyorum abicim. Bu aralarda farklı projelerde yer aldım. Yani? 4 tane eser yaptım farklı projelere. Değişik. Evet, değişik projelerde yer aldım. İşte kliplerini çekeceğiz inşallah. Bir tanesini i̇nşallah. Çektim. Bu türkümdü. Yine Piller ve Dedeler 3 albümüne türkü okudum. Kutsal Evcimen hocama da selamlar, sevgiler olsun. Ona da güzel bir, evet. Yeni eserlerin, evet. Yeni çalışmaların da yolun açık olsun. Başarılar diliyorum. Çok sağ ol abicim. Hoş geldin diyorum. Yok ablacığım zaten. Yo, Filiz Türkücü. Türk söylüyorum. Evet. Kutsal hocam da aynısını söyledi. Aa, şeyin nerede Türk senin? Türk okuyorsun. Şeyin burada ya kız. Mikrofonum burada. Ha, unuttum. Ha, Türk okuyacaksın. Ne var? Siz yani Türk okuyorsun, Türk okuyacaksın. Dedi. Türk okuyacaksın. Evet, kardeşim. Kesinlikle. Türkü, türkü. Yani. O zaman ben bir türkü okuyayım, siz bir dinleyin. Haydi sen oku, dinleyelim. Evet, şu hararetimiz bir gitsin. Telefonumu alayım şöyle. Telefonu al Filiz. Hı-hı, ses ver hocam. O mikrofonu şey ettireyim ben. Ses kontrol, evet. Hocam, Uşak makamında karar sesin ne? Sol. Sonrası, yukarısı. Si bemol var mı? Var mı? Ne kadar doğal, güzel. Servet, başıma bu işleri getiren hep sensin. Trafikte mahvolduk bu. Zaralı, zaralı, ince Halil'den. Tabii Halil söyler. Rahmetle anıyorum. Çok güzel bir türkü. Uzun hava. Al gün seni cama kendi görmüşler. Al günüm, günüm. Siyah saçın sırma yınanır. Yar eylen, eylen, dur etme, gelem. Rüyamda seni bana vermişler. Günüm, al günüm. Beni böyle yakar, kor gider. Sevip sonra terk eder misin? Yar eyle, eyle, dur etme gelem.
Gönül senin ile gitmek zor işmiş. Seni adım adım gütmek zor işmiş. Senin ile yolculuk etmek zor işmiş. Gönül, dağlara taşlara yola sığmadın. Sen yoldaş değil de esir aradın esir. Esirin de oldum, husur aradım. Emellerin için asır aradım. Günlere, aylara, yıla sığmadım gönül. Yıla sığmadım. Deli Poyraz gibi esmesini bilmedim. Al günü, al günü. Kaderime küstüm, sana küsmedim. Yar eylen, eylen, dur etme. Gider misin? Önce sevip sonra vay zalim terk eder misin? Yar eyle zamanki gibi kralsın. Sağ ol canım. Senin güzelliğin iki tane kraliçenin arasında kral olmamak mümkün mü? Biz daha prensesiz ya. Ha pardon, prenses miydiniz? Sen kraliçe ol, o da prenses olsun. Tamam, ikisi bir arada. Ne güzelliği. Üçü bir arada oldu, Nescafe gibi oldu aynı. Pardon. Canım. Ya sabah senin mikrofonla ses gitmiyor galiba. Bana kötü mikrofon verdiler. Yok, benimkini al sen istersen. Kapris yapmıyorum ha. Yok vallahi sen yapma, sen hocasın. Kapris. Hocalar kapris ben yapmaz. Ben en son gelen insanım. Kapris ben geldiğim yapmıyorum. Zaman Roşen abi yayına başlamıştı. Hatta yani en son dakikada geldim. Şimdi iyi mi sound ses? Soundcheck bile yapmadık yani biz. İyi mi? Evet, doğru. Ben biraz... Yayına ses güzel gidiyordur diye düşünüyorum. Umarım inşallah çünkü... Ben çıkış alamıyorum ama olsun neyse. Olsun. Aile sofrası gibi konuşuyoruz. Misafir ya. Bulduğunu yer, canım umduğunu benim. Değil, bulduğunu olsun, yer. Olsun, izleyicimize her zaman olsun, bizim kanal bizim. Sivas'taki çalışanlarımıza da, kanalımızda çalışanlarımıza, yönetim kurulu başkanlarımıza, yardımcılarına, bütün çalışanlarına, Vizyon 58 ailesine selam, saygı, hürmetler gönderelim. Büyük bence. Abi, doğru mu? Hepsi. Abicim, ben de uzun zamandır ilk defa geliyorum. Daha önce... bu ekranlarda programda yapmıştım. Ha, Vizyon 58'de yapmış mıydın? Tabii ki bundan 4 sene önce falan. Işte. 4 sene sonra mı geldin? Aynen. Benimle. Aynen seninle. Oldun. Canım benim. Çok zor bir yerde ama ya. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi ben türkü söyleyeyim. Az laf çok türkü sıra söyleyeyim. Sıra sende evet. Evet. Sık böyle çocuk arka arkaya türkü türkü türkü. Kardeşim bir uzun hava açışı yaparsa bana arkadan da bir uzun hava. Ben de şöyle meşk havasına gireyim. Ben mikrofonumu vereyim bundan daha iyi sesleniyor. Sivas elleri bir şey yapalım dezenfekte tamam. Edelim.
Korona muhabbeti var ya. Ama bende korona var. Hiçbirimizde olmaz. Allah korusun. Tedbiri de var. Tabii tabii. Yollar ermez o.
alemden daha beter nardayım. Yanarım yanarım yetmez mi? Oh,
ateş bana kardayım. Sarma hallarımı gayet zordayım. Cehennemden daha beter nardayım. Yanarım yanarım yetmez mi? Teşekkür ederim. Siz de sağ olun canım benim. Mikrofonu çaldım mı şimdi seni? De al vereyim. Tamam sen olsun. Al 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 al. Sana verdim. Al al senin sen. Korona olabilir sende kalsın o. Değil mi? Dezenfekte edeceğim. Valla şaka maka geçen sene Eylül-Ekim ayında korona çok Türkiye'de. Ciğerim çiçeğimiz varmış. Önce çiçeğimiz alak sonra Filiz bir türkü söylesin. Okay. Ya da Filiz türküsü söylesin ne zaman alalım çiçeği? Reklamdan sonra alalım doğru. Filiz sen bir türkü söyle canım. Evet o zaman yine ne okuyacağım bize? Pirler ve Dedeler 3 albümüne okuduğum güzel bir Tarık Kavut projesi. Evet. Dinleyelim o zaman. Evet ya hazır gel yetiş sencarımıza. Hani bir görelim bakalım nasıl evet. Gelsin. Hadi bakalım gelsin türkümüz. Gönder hocam. Allah Allah. Cihanlar olmadan sır olup gelen ya hızır gel yetiş sencarımıza. Kudret kan dilinde nur dolup gelen ya hızır gel yetiş sencarımıza. Bilirim ki şah merdan alisin, pirlerin pirisin be velisin. Hem balım sultanım kızıl delisin. Ya hızır gel yetiş sencarımıza. Ya hızır gel yetiş sencarımıza. Tüm sırları sende sır oldu. Muhammed Ali'nin yüzü nur doldu. Cemalın görenler maksudun oldu. Ya hızır gel yetiş sencarımıza. Abu Haya suyu içtin ahlandın. Kırkların ceminde yundun haklandın. Sır oldun bir damla suda paklandın. Ya hızır gel yetiş sencarımıza. Ya hızır gel yetiş sencarımıza. Yatan
Sevgili Mehmet Erkösecan'ın da kalemine, yüreğine sağlık. Sevgili Musa Yıldırım da izliyorsa selamlar, sevgiler olsun. Bu arada tabii bu böyle meşk olunca, bu huşu içinde, bu ruhani halde ekran başında bizi izleyenler de aynı şekilde benim için önemli. Herkesin Muharrem'i mübarek olsun bu arada. Oruç tutanların oruçları kabul, hizmetleri kabul olsun. Ve Hak Divanı'nda duran herkesin yolu da açık olsun. Yolumuz eğriden daim doğruya gitsin diye dua etmekte fayda var diye düşünüyorum. Diline sağlık, yüreğine sağlık. Allah yazan Allah dert görmesin aşk ile. Şimdi ne geldi sırada Filiz, tahmin et bakalım ne yapacağız şimdi? Reklam var. Ellam ki. Ama canlı Ellam reklam ki bu sefer. Evet. Hem biraz heyecanlı ve canlı olacak. Okay. Vizyon Arsa Ofisi'nin katkılarıyla mecbur yani insanları... Ekmek parası. Biz insanları burada toprak sahibi yapmak için varız. Size... Üçer metre yer veriyorum. Yani bir buçuk, bir buçuk ikinize. Dünyada herkesin bir buçuk metrekare yeri var, unutmayın. Evet. Sen şuradan niye konuşmuyorsun? Sabah. Benim sesim gür diye. Ben alışkınım, benim mikrofonlar hep buraya takılıyor ya. Sen telsizcisin. Şeycisin, yakacısın. Minnak he. Evet, alkışlarınız kim için gelsin? Televizyonumuzun yüreği güzel, gönlü güzel, güzel sesli. Tokat'ın medarı iftiharlarından birisi. Serbest Şahin geliyor. Nat'la devam edeceğiz. Biz biraz eski model olduğumuz için uzun tutacağız programı Sabahat'la. İkimiz eski modeliz. Estağfurullah abi. Filiz'in sahnesi var. Programım var. Sahnem evet canım, var, o yüzden ayrılmak zorundayım. Sahnene zaman geleceğiz ama seni onur edeceğiz. Oo, sen biz ettin. Çok sevinirim vallahi. Bir telefonumda tamam abi. Programım var ama sen istiyorsan yeterli saate kadar orada olurum dedin ve geldin. Evet, saat 10'da sahnem zaten. Buraya da yakın. O zaman türkümüz gelsin. Türkümüz gelsin. Filiz Ağar sizlerle. Birazdan da Türkiye Evi'ne sahneye gidecek. Biz de programı bitirip ardından geleceğiz senin. İnşallah abi, çok sevinirim vallahi. Canım, şu anda izleyen tüm canlara gelsin. Tabii, seni dinlendireceğiz, destek olacağız. Türkümüzü. Maskemiz var, arabada maske dolu. Yok, kesinlikle. Bir koli maske aldım. Neredeyse evin içinde bile maskeyle gezeceğiz yani, o derece. Canlı mı istiyoruz? Tamam. Evet, türkümüz geldi. Geldi mi?
ilk kez bu eseri albümümde, ilk albümünde B yüzünün birinci eseri olarak derleyip okumuştum, biliyor musun? Bundan haberin var mı? Vallahi yok ablacığım ya. Ya 21 değil o kadar. 80, 90 yılı. Evet evet, ilk zirve plaktan çıkan 90 yılında. İlk albümde. Kaç benim derlememdir Emrah. Ben 5 yaşındayım. Notasını yazmıştım. Ve 30 yıl önce. Ya, yaşlar sanatçı için önemli değil. Ben 60'ta, 80'de, 100'de hep türkü söyleyeceğim, yaşayacağım. Ve çok heyecanlandım. Ne ilginç bir tesadüf. Ve dikkat ettim, ilk okuyanın yorumu hançeresinde, o bir bizim prozede dediğimiz bölümler vardır. Yani prozede. Prozede. Prozede evet. Böyle söz kesilir bazen, cümle, şey, hece kesilir. Evet. Müzik hecesine uymaz. O mesela o işte bundan son döner isem o yar es beni daşlasın yapılması gerekir notada. Döner isem o yar o yar. Ben dediğim için Filiz'in aklımda öyle kalmış ve öyle okumuş. Ona özellikle dikkat ettim. Harikasın. Diline sağlık. Çok beğendim. Ablacığım çok sağ olasınız. Size kolay gelsin. Benim programa yetişmem gerekiyor. Bir 5 dakikan daha var gibi geldi bana. Barış. Ha, tamam. Tamam canım. Ya bırak kız maskesini takacak, daha gidecek. Dinleyiciler bekleyecek. Canım, yüreğine sağlık, ayağına sağlık. Eyvallah abicim. İnşallah programın uzun soluklu olur. Seni böyle uzun uzun dinleriz bu ekranlardan. Uzun olmazsa kısa olur, bir şey olmaz. Ben evet. Alışkınım. 20, 18 kaç sene oldu? 18 senedir Kral Show ekranlarda. Hiç kesmedik biliyorsun Sabahat. Hiç kesin. Çok birçok kanalda. Çok İnşallah bu kanalda da faydalı olacağız. İnşallah. Faydalı olacağımıza inandığımız için buradayız. Sizler gibi dostlarla, kardeşlerle, canımsın, bacılarla. Eyvallah. İkiniz de benim, Allah. Biriniz büyük bacım, biriniz küçük bacımsınız. Canımsın, sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Dediğim gibi daha önceden 16 ayrı kanalda yaptık. Gerçi birçoğu kapandı kanallar. Herkesin aklında bir Kral Show. Herkes de Kral Show yapıyor. Biliniyor, evet. Bilinen bir program. Mümkün olduğu kadar da kaliteli tutmaya çalıştım programı. Konuklara çok dikkat ettim. Benim çok hoşuma gidiyor. Konuştuklarımıza dikkat ettik, yaptıklarımıza dikkat ettik ve edeceğiz. Değerli bulduklarımızı vitrine çıkartmaya çalıştık. Hiçbir zaman benim ön plana çıkma derdim, şöhret olma derdim olmamıştır biliyorsunuz. Davet ediyorlar kanallardan, sağ olsunlar Alperen kardeşim, yönetim kurulu başkanımız. Abi bu sene bizimle olur musun, seni istiyoruz dedi. Seve seve, niye olmayalım ki dedim. Sabit olmuş, iyi etmişler. Buradayız. Bravo. İnşallah hayırlı olur. Gülşen abicim, ben de kardeş bir kanalda haftaya inşallah programa başlayacağım. Tamam. Bir gün size de konuk almak isterim. Sabahat'la geliriz biz. Başkasından almayalım. İnşallah, inşallah. İkimiz. Yok, zaten ben aldığım zaman ya tek sanatçı alıyorum ya da yani o sanatçının yanında istediği yok, başka sanatçı alıyorum. Yok, ben Sabahat istiyorum. Evet. Sabahatsız yapamam ben. Olur olur abi, olur. Ben olur. 30 senelik arkadaşım benim o. Yani. Hiç sıkıntı yok abicim. Hiç beni incitmedi. Sen de incitmedin. Size kolay gelsin. Güle güle. Çok güle. Teşekkür seni ediyorum. Ekranları başlarına izleyen tüm dostlardan özür diliyorum. Benim de programım var. Yetişmem gerekiyor. Güzel yüreğin dert görmesin. Filiz'im. Filiz'im canım. Ablacığım görüşürüz. Güle güle Filiz. Geleceğiz sahnene. Yolun açık olsun. Başarılar diliyorum. Alkışlar Filiz ağara gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Evet. Sabahat, sen de şimdi sohbetin, türkülerin canını okuyalım senden ikimiz. Evet. Ne okuyacaksın bize? Ne okuyayım? Yüreğinden ne gelirse. Biliyorsun Arguvan benim için çok özel, çok önemli. Evet. Arguvan bölgesini özellikle çok seviyorum. Yıllar önce de yola çıktığımızda herkes Malatya türküsü deyip geçiyordu. Bu sizin sinek de zengin ha. O da olsun, geziyor. O da lazım. Arguvan ağzı eserleri özellikle çok seviyorum. Bir Arguvan ağzı eser diyelim. Uzun hava söyleyelim. Ardından yine ben bağlayayım. Kardeşlerimle birlikte bakalım ne olacak. Buyurun, sahne sizin. Burada okuyayım geçelim. Thank you.
Ben çalınıp da ölem, ölem, ölem dalmayayım, dalmayayım. Eller sürmüş, hazan etmiş. Yar ben seni alır mıyım? Yar yaradana kurban. De sen git ki ardından ben gelemem. Oh,
Çok mu geçtim kendimden? Ne? Sabo, bizi duman ettin yine Sabo. Sağ olsun kardeşlerim, de eksik olmasın. Ya vallahi uzun zamandır da dinlemiyordum bu çok sevdiğim bir eser. Çok güzel ama. Yüreğine sağlık. Kerem, sağ ol canım benim. Yani siz de olmasanız bu türküleri unutacağız yani. Aslında çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Hani Filiz okurken söyledim ama türkü meselesini. Şimdi herkes geçen gün birisi bir şey paylaşmış. Tabii herkes emek veriyor. Emek verenlere sağ olsun diyoruz. Tamam da türkü söylüyoruz diye olduğu gibi saçma sapan sözler yazıyorlar. Saçma sapan ezgiler koyuyorlar. Yani bu topraklarda herkes enstrüman çalar. Yetenekli insanlarız çünkü. Bu toprakların insanları yetenekli. Ama bir bakıyorum ki türkü söylüyor. Şöyle türkü söylüyor. Hiçbir şey canını sıkma bu hayatta. Bak ben türkü söyleyenlere canımı sıkıyor muyum? Türkü söylüyoruz diyor. Bir de mesela türkü söyleyince şu şarkıyı bir daha söyle diyorlar ya, ona hayır, çok üzülüyor. Bir de bunlara doğruyu söylediğimiz zaman küsüyorlar, bağırıyorlar. Şimdi şu mikrofonla ben 38 yılını geçirmiş bir adamım. Tescilli, ispatlı, milyonlarca şahidi var. Evet. Milyonlarca. Türkiye'de en zirve mekanlara çıktım biliyorsun. Evet. En zirve. Evet. Çocukluğunu, gençliğini şimdi hep müzikle yaşırdın. Şimdi telefondan 3 tane alıyor eline, söylüyor. Ne o? Ben sanatçıyım. Ay ben şoka hayırlı girdim, olsun. Ben onu yeni gördüm, lafını unutma. Sahnede telefonla bakılıyor, telefondan okunuyor. Ve sahnede elinde telefon,
dinleyici de karşıda. Ben bunu çok büyük saygısızlık olarak görüyorum. Ama sen TRT sanatçısın. O terbiyeyi almışsın. Tabii benim kurumum çok özel ama canım çok dostum. Özel tabii aslında ki yani. Mesela herkesin kendine saygısı aslında. O zaman buradan doğru düzgün bir mesaj ver Sabuh. Nasıl mesaj verir? Bu işi bilen birisi olarak. Ben söylediğim zaman diyorlar ki ya bizi kıskanıyor. Mevlana ne ya demiş? Ya da kendini bir şey sanıyor diyorlar. Bir şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğimdir. Yani ne olacak bu? Mesela buna? Canlı yayın çok özeldir. Canlı yayında ses olmamalıdır. Canlı yayında çok dikkatli yayın yapılmalıdır diyelim ki. Hayır, doğruları söylüyoruz. Doğruları söylüyorsun o zaman. Diye ama yapacak bir şey yok. Neyse, Allah herkesin yolunu açık etsin. Sen türkü söyle. Gönlüne göre versin. Şurada birçok mesaj çeken dostlarım var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ediyorum da ediyorum teşekkürlerimi. Nasıl ediyorum? Mete ne oldu bizim? Mete nereye gitti? Mete kayboldu yine. Kulaklarını çekeceğim onun birazdan. Hemen iyi akşamlar, ben Sivas'tan Ayşe. Sizden eskisi gibi türküsünü Kangal'daki tüm aileme gelsin demiş. Teşekkür ediyorum Sivas'tan Ayşe Hanım'a. Ben Sivas'tan Alper, sizden Ali Kızıltuğ'dan benim o köylerden alacağım var. Türküsünü istiyorum demiş. Teşekkürler. Hayırlı yayınlar, yeni yayın döneminiz hayırlı olsun. Ben Sivas'tan Sezer Sarı Yıldız, sizden haber gelmiyor yardan. Dağlar ağardı kardan, o değil mi? Sabo, onu okuyalım kız. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun Ruşen kardeş, yeni programın Ütük Yurdu köyünden Faruk Ay. Zara Ütük Yurdu'na selamlar, saygılar benden. Çok ya Zara ya, o Ütük Yurdu'nu da ben. Kendi köyüm gibi Ütük Yurdu benim. Tabii. Kral Ruşen hayırlı olsun. Yeni yayın dönemin Fransa'dan Serdal Coşkun demiş. Selamlar olsun. İyi yayınlar, programın hayırlı olsun. Sizden İstanbul eserinizi rica ediyorum. Ruşen Bey Erzincan'a gelsin. Sevim Hasan Ali Asmin Sarı Toprak, süper bir program izliyoruz demiş. Selam olsun tüm Erzincan'ıma, Erzincanlılara. Sevim Hanım'a da selamlar. Eşine ve çocuklarına aynı zamanda. Ruşen abi ben. Ünal Aydoğdu'nun en son Hasret Türkiye'nin de beraber çalıştığımız Fatih Yar. Elazığ'dan hepinize dolu dolu selamlar, sevgiler gönderiyorum. İstediğim bir türküyü aileme armağan eder misin lütfen? İyi yayınlar. Elazığ'a selam. Tamam, çiçeği alacağım Mete. Merak etme evladım. Yumurcaktaş köyüm için sıradaki türküyü armağan olsun. Hayırlı olsun. Başarılar. Kolay gelsin. Yaser Tozan. Yumurcaktaşlılara, değerli hemşerilerime. Yaser abime de buradan selamlar, saygılar gönderiyorum. İyi günler, ben Sivas'tan Emre. Selamlarımı iletiyorum. Sizden Yar Gelsin türküsünü istiyorum. Söylerseniz sevinirim demiş. Bakalım becerebilirsek söyleriz. Evet, mesajlar zaten alt banttan geçiyor. Bunları sabaha kadar bitmez. Sabah İlhan Karakaya abimiz diyor, ona da selam olsun. Birçok çiçeği alalım. Getir Meteciğim. Bakalım çiçeğimiz kimden Sabo? Bu ilk programda ilk çiçeğimiz. Onur Demir'den gelmiş. Ruşen Aydeniz Çirkin Kral abime başarılar dilerim demiş. Onur Demir Su Şehri genç iş adamımız. Tabii pırlanta gibi. Genç Onur'uma selam olsun ve ailesine. Çiçek burada kalsın. Şöyle dekor olsun bize. Bırak oğlum buraya, yana yana bırak yana. Sen güllerin en güzellisin Sabo. Hı-hı. Evet. Ben bir türkü okuyayım da sen kendine gel. Canım benim. Hı-hı. Kargışı bahar eden vefasız, neredesin sen, sen neredesin gel, neredesin sen? Ay denizim küle döndü, neredesin gel gel.
sen, neredesin sen, neredesin sen? Eskisi gibi oy gelip bu şansa düşse yollara sarıl babaşa önceki gibi ama, ama oy gelirse bu şansa sabah süslenip püslensen de kız gelsen yanıma otursak ağlasak köydeki gibi neydi önceki gibi ama. Bravo.
uyuyamam uyuyamam. Bir selamın gelsin, bir selamın gelsin. Kurban olduğum nereye gidem? Oh, ona buna soram soram Allah'a. Yüzlerime sürem sürem ağlayamam. Kızıltığım der ki bugünler geçer. Eken ektiğini mutlaka biter. Felek tırpan almış içer o. Bak gençliğim geldi bitti, neredesin? Vicdansız neredesin? İmansız neredesin? Vefasız neredesin? Kızıltım geldi geçti, neredesin sen sen? Neredesin sen sen? Neredesin gel, neredesin sen? Sabahatım geldi geçti, neredesin vicdansız? Neredesin imansız? Neredesin sen? Neredesin sen? Sen niye biliyor musun? Bak. Babamla oturduğum, meşk ettiğim cümle göçmüşlerimize rahmet diliyorum. Babamla, bilmiyorum izliyor mu? Tam senin adamın, Erbağ'ın, Torpağ'ın adamı Kazım dayım. Hepsi aklımdan geçti. Epey bir zamandır böyle, zaten korona girdi bela oldu ama belki de bacılarım Hakk'ın rahmetine gittiğinden beri 5 senedir ilk defa bu meşkin içine. Allah senden razı olsun ben. Canım abi. Benim. Vallahi billahi. Öpüyorum yüreğimi. Gittim o bizim evde rahmetli Ali abi Kızıltuğ dedemle oturup meşk ettiği zamanlar. İmanım derdi. İnan vallahi ya. Çok severdi beni, Allah rahmet eylesin. Canımsın tamam ya sen, iyi ki var. Uzun ömrün olsun senin. Sağ ol bir tanem. Vallahi sen billahi. De sen bu toprağın sesisin işte. Gerçekten. Arkadaşlarım, kardeşlerim emeğinize sağlık. Çok güzel, yürekten çok, eşlik ediyorlar. Vallahi. Çok hassasım Sabahat. Biliyorum ben seni. Acayip hassasım. Dokun sen ağlarsın, öyle bir adamsın. Hemen, çok ağlıyorum. Yani bu genetik bir şey. Çocukluğumdan beri çok duygu adamıyım ben. Ama bizim topraklarımız. Uzaktan bakışta ya. Böyle çok sert, sevimsiz bir tipmişim, öyle diyorlar. Sen mi sevimsizsin? Ama beni tanıdıktan kurban sonra olsun. Yani gerçek anlamda tanıdıktan sonra ya sen benim 20 yıllık dostumsun yani. Biz bacı kardeşiz. Bak 20 seneye de geçti ya. Sen 2000 olmadan önce programa beraber çıkmışız ki zaten seni tabii biliyorum canım. Sen beni biliyorsun. Senin insanlığını ben çok, hele o evlatlarınla o bağın var ya Allah. O yeğenlerimi de öpüyorum bu arada gözlerinden. Allah herkese öyle evlatlar versin. Muhteşemler. Çok memnunum çocuklarından. Büyüttük. Çok büyüttüm. Şükür. Pırlanta. Prensesin. Pırlanta gibiler. Bilmez miyim? Lekesiz. Okudular. Allah var etsin canım İş benim. İş sahibi olmaya başladılar. Rahatladım. Çok şükürler olsun. Dediğim gibi Allah herkese öyle evlatlar versin. Çok memnunum çocuklarımla. Ama sen de çok çabaladın çocukların için. Elbette. Aa. Çünkü çok şey yaşadık. Çok şey gördük. Bilmez miyim? Her gördüğümüzden iyileri aldık. Kötüleri attık. İyiler var çantamızı olsun. Doldurduk. Kötüleri güzel şeylerle olsun. Doldurduk. Bunu da yansıttık, başarabildik. Ne mutlu bize. Allah ömürlerini uzun etsin, yollarını, bahtlarını, bütün evlatlarımızın. Herkesin çocuğu kendine güzeldir. Tabii. Onun için çocuklarımıza vatan sevgisini, bayrak sevgisini çok önemli. Mutlaka aşılamalıyız. Yani milli olamazsak dini olamayız. Kesinlikle, onun için milli olmak zorundayız. Milliyetsiz millet olmaz. Hele bugünkü konjonktürde ben aslında dedim de aklıma geliyor. Hakikaten bir bayrak altında özgür olmanın kıymeti çok... Harika bir olay. Onu şu an kestiremeyen çok gerizekalılar var. Köle olmuyor. Şunun önünde ben program yapmaktan öyle coşuyorum.
bazen ona bakarken ağlıyorum Bayrağı ben. Özgürlüğün simgesi, şerefi. Bu arada 30 Ağustos Zafer Bayramımız da yeni yeni aslında birkaç gün önce yad ettik. İki gün önce mi? Kurtuluş, tabii bugün 1 Eylül, Hazan mevsimi tamam. geldi. İki gün önce 30 Ağustos'tu. Başta Ulu Önder, Mustafa Kemal, Gazi Atatürk. Mustafa Kemal Paşa ve bütün silah arkadaşlarını, bütün şehitlerini, şehitlerimizi Çanakkale'de dedemle yatıyor. Rüşan Hüseyinoğlu, Şebin Karahisar. Fotoğrafı var burada. Ben hepsini gezdim. Şehit torunuyuz. Gitmiş rahmet dedem, gelmemiş. Nenem de yalnız kalmış köyde. Yemen'e gittiler, gelmediler. Çanakkale'ye gelmediler. Onun için gençlik uzun çok şükür. Şimdi biz bu güzel topraklarda birbirimizi yiyoruz. Birbirimizi sevmiyoruz. Birbirimize acayip acayip o sizden, şu bizden, öteki oradan, beriki buradan. Bu kepazeliğe son vermemiz lazım. Biz sanatçıların buna önderlik yapması lazım. Bizler ekranlarda konuşuyoruz. Gerçek sanatçı şuurludur buna önderlik edecek. Konuşuyoruz. Toplumun yani sanatçılar toplumun dilidir. Konuşan dilidir. Ruhudur. Onun için bütün sanatçı arkadaşlarımdan ekranlarda özellikle, çünkü milyonlara hitap ediyoruz. Tabii. Ne konuştuklarına dikkat etsinler. Yani şu bayrak, bu güzel vatan. Ben çok yer gezdim. Çok gezdim biliyorsun bilmez zaten. Ama cennet burası ya. Bura herkese yeter. Yeter ki kıymetini bilelim. Ya bin yılların sürecinden geçmiş. İhanet zaten, bütün mesele ihanet. Geçen gün bir konu oldu. Bir öğrencim bana telefon açtı yurt dışında. Üniversitede bir dersine girmiştim. Şimdi çok güzel bir akademik kariyer yaptı. Bir vesileyle beni aradı. Bu Selçuklu'dan beri olan dönemleri araştırmış. Çok hoşuma gitti. Selçuklu Devleti'nin, işte bizim beyliklerimizin başında durup hani devlet şu an olarak, o günden beri yapılan ihanetin haddi hesabı yok. Yok. Haddi hesabı yok. Her dönem var bu. Her dönem, ama hiç devletsiz kalmadık. Önemli olan o işte. Üç tane Türk bir araya geldi mi imparatorluk kurarmış. Kimse merak etmesin. Çocuklarımıza da bunu öğreteceğiz. Öğrettik de çok şükür. Aşıladık. Çok güzel. Milli olmayı aşıladık. Ülkemizi seviyoruz. Bayrağımızı seviyoruz. Sahip çıkacağız. Sevmeyenler sevdikleri yere gitsinler. Biz ülkemizi ve bayrağımızı seviyoruz. Kin ve ayrım kadar kötü bir tuzak yoktur. Kin ve ayrım insanlığın sonu olur. Sabah program bitti. Hadi ya. Daha çay gelecek diye bekledik. Karpuz getirirler dedi. Şu anda yayında. Saat kaç şu an? Ben 6'dan beri buraya geldim. Canım vallahi. Benim ya. Talebe gibi böyle geldim. Orada oturdum. Orada oturdum. Yakında seni yine alacağım. Haberin olsun. Biraz zaman geçsin. Dinle. Canım. Senin yolun açık olsun. Sağ ol bir tanem. Arkadaşlar, yayında ve yapımda emeği geçen Sivas Merkez stüdyolarımızda ve burada. Başta yönetim kurulumuz Alperen Muhsin Kurt kardeşim olmak üzere bütün ailesine, anne babasına, ablalarına, bütün ailesine, abisine, herkese selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Bize kapılarını açtılar, gönüllerini açtılar. Biz de elimizden geldik kadar onlara destek olmaya çalışacağız. El eli yür, elde döner, yüzüyor. Gönüller güzel olduğu zaman, gönüller, kalpler temiz olduğu zaman hiçbir şey olmaz. Kalplerinize sahip çıkın, temiz tutun. Kalp kirlendi mi de yıkanmıyor. Elbisenizi yıkarsınız, elinizi yıkarsınız. Onun için bu güzel programı burada sonlandırıyoruz. Haftaya Allah nasip ederse saatleriniz 19.40'ı gösterdiğinde başka dostlarımla, konuklarımla sizlerle olacağım. Kral Şov'a kaldığı yerden devam edeceğiz. Sabahatım, son sözleri rica edeyim canım. Estağfurullah. Öncelikle bu ilk programda yine beni düşünüp birlikte olmak. Seni unutamıyorum. Hiç canımsın, kurban ki. Olurum. Güzel dostum. Ben bu vesileyle bu güzel kanalın bütün çalışanlarına, ekranları başında bizi izleyenlere, bize eşlik eden kardeşlerime ve sana özellikle çok teşekkür ederim. Dilerim ki her şeyin en iyisi, en güzeli olsun. Sağlıkla bu güzel vatanda türkülerimizi söyleyelim. Türküler çünkü bizim ruhumuz, geçmişimiz ve bizi geleceğe uzatacak köprüdür. Allah bu gök kubbe altında hiçbir zaman bizi türküsüz, türküleri de bu milletsiz bırakmasın. Hepinize sevgi, saygıyla amin, selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Yüreğinden öpüyorum. Teşekkür canımsın. Ederim canım. Evet dostlar. Hayatın da bir sonu var biliyorsunuz. Bu programın da sonuna geldik. Haftaya inşallah
kısmet olursa, bir aksilik olmazsa yine bu ekranlarda Sivas'ın dünyaya açılan güzel penceresi Vizyonel 8 ekranlarından sizlere hitap etmeye, türküler söylemeye devam edeceğiz. Okuyamadığım mesajlar olmuştur. Selamlarına cevap veremediklerim mutlaka olmuştur. Bana kırılmasınlar. Mete, onları yeğenim Mete yazacak. Haftaya onlara teker teker teşekkür edeceğim. Kusuruma bakmayın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Vizyon 58 ekranlarından ayrılmayın. Sizleri seviyor, saygılar gönderiyoruz. Eyvallah. Allah'a emanet. Dizilmişler gol gola, kızlar horan oynuyor, dizilmişler gol gola. Kurban olan kara kız, omuzunu sallama. Hayran olan kara kız, omuzunu sallama. Şimdi beni ara kız. Terk ettim Çamoğlu'yu, şimdi beni ara kız.